Herkese merhabalar, lezzet sistem hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan domatesleri en kolay ve en lezzetli haliyle kış için nasıl saklarız? Domatesleri kavanozlarda kaynatmadan, saatlerce uğraşmadan bu yöntemle konservemizi hazırlıyoruz. Sizler de hem pratik hem lezzetli domates konservelerinizi bu yöntemle yapabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim. Domates konservesini birçok kahvaltılık tariflerde, yemeklerinizde, çorbalarda, makarnalarda, fırın yemeklerinde, özellikle salatalarınızda kullanabilirsiniz. Domates konservesi tarifi için mutlaka sağlam, yumuşak olmayan bütün yaz domateslerinden kullanabilirsiniz. Dilerseniz domates konserve tarifimize geçelim. Önce almış olduğumuz domateslerimizi güzelce yıkıyoruz ve bir süzgecin üzerine alıyoruz. Domatesler suyunu süzerken kullanacağımız kavanoz ve kapakları yaklaşık bir 5 dakika kaynatıyorum. Kaynamış olan kavanozlarımızı temiz mutfak bezinin üzerine alıyorum. Kavanoz ve kapaklarım kullanmak için hazır. Uygun bir tencerenin yarısına kadar su doldurup ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynayınca kısık ateşte tutuyorum. Daha sonra bu kaynar suda domateslerimizi bekleteceğiz. Tenceredeki su kaynayana kadar bir taraftan domatesleri hazırlayacağım. Ben orta büyüklükte sağlam, yumuşak olmayan domateslerden aldım. Bunları kullanıyorum. Sizler de mutlaka domateslerinizi sağlam ve sert olan domateslerden kullanın. Yıkamış olduğum domatesleri dörde bölüyorum. Ben ortasındaki beyaz kısımları almıyorum. Sizler almak isterseniz alabilirsiniz. Eğer domatesleriniz küçükse domateslerinizi ikiye bölün veya domatesleriniz daha büyükse fazla ince olmayacak şekilde daha fazla 5'e 6'ya bölebilirsiniz. Bütün domateslerimizi böldüm ve hazırladım. Hazırlamış olduğum bütün domateslerimi kaynayan suyun altını kıstım ve düşük ayara getirdim. Sadece suyun soğumaması için kapatmıyoruz. Hazırlamış olduğum domateslerin bir kısmını suyun içerisine bırakıyorum. Gördüğünüz gibi domatesleri kaynatmıyoruz. Sadece suyun içerisinde 1-1,5 dakika bekleteceğiz. Yaz domatesi lezzetinde yapacağımız bir konserve olduğu için domateslerimizi kesinlikle kaynatmadan kısa süre bekletip alacağız. Domateslerimiz 1-1,5 dakika sonra bir kaşıkla suyunu süzerek veya bir maşayla kavanozlara teker teker alıyorum. Kavanozun içerisine boşluk kalmayacak şekilde yerleştiriyorum. Domatesleri kaynamış suyun içerisinde fazla bekletmiyoruz. 2 dakikadan fazla tutarsanız pişmiş domates tadını alırsınız. Eğer 1-2 dakikanın içerisinde alırsanız taze dalından koparıp yediğimiz domatesin tadını alırsınız. Bu yüzden suya domatesleri azar azar atıyoruz. Kavanozun içerisinde boşluk kalmayacak şekilde yerleştiriyorum. Kavanozu doldurunca bir kaşık yardımıyla da biraz üzerine bastırıyorum. Boşluk kalmaması için bu işlemi yapıyorum. Kesinlikle domateslerde ezilme olmaz. Üst kısımlarda biraz ezilse de orta kısımlarda ezilme olmaz. Üzerine de havayla temasını kesmek için zeytinyağı veya sıvı yağ gezdiriyorum. Kavanozun ağız ve kenarlarını sıvı yağ aktıysa mutlaka temiz nemli bir bezle silelim ve kapağını sıkıca kapatalım. Temiz bir bezin üzerine ters çeviriyoruz. Ben küçük kavanozlardan kullandım. Sizler de dilerseniz yarımlık veya 1 litrelik kavanozlardan kullanabilirsiniz. Küçük kavanozlarıma yaklaşık bölmüş olduğum domateslerden 9-10 parça yerleştirmiş oldum. Diğer kalan domateslerimizi de suyun içerisine bırakıyoruz.
1 dakika, 1,5 dakika olduktan sonra teker teker domateslerimizi suyunu süzerek alıyoruz ve kavanozumuza yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi haşlamadan sadece sıcak suyun içerisinde 1, en fazla 2 dakika bekletiyoruz. Domatesin kokusunun, renginin, tadının olduğu yaz mevsiminin domateslerinden konservemizi yapıyoruz. Saatlerce kaynatma derdi olmadan zahmetsizce sadece 15 dakikada hazırladım. Sizler de bu yöntemle yaptığımız domates konservesinde ham domates kokusunu alacaksınız. Sıcak suda 1-1,5 dakika beklettiğimiz için domatesler hem diri hem lezzetli ve taze domates tadında oluyor. Bütün kavanozlarıma boşluk kalmayacak şekilde doldurdum. Kaşıkla hafif üzerine bastırdım. Havayla temasını kesmek için zeytinyağı veya sıvı yağ domatesin üzerine kapatacak şekilde döküyoruz. Kavanozun ağız çevresinde yağ veya ıslaklık varsa mutlaka temiz nemli bezle siliyoruz. Kaynattığım sıfır kapakla sıkıca kapatıyorum. Vakum yapması için bez üzerine ters çeviriyoruz. Üzerini bezle kapatıp soğuyana kadar bekletiyoruz. Ortalama 5 saat sonra soğuyan konservenin üzerini açıyoruz. Konservelerimizi düz konuma getirip kapaklarına bakıyoruz. Kapaklarımız içine çökük ise konservemiz vakum yapmıştır demek. Bez üzerinde de sızıntı yok. Konservelerimiz vakumlanmış. Vakumlanmış konservelerimizi buzdolabına kaldırıyorum. Bir hafta sonra serin karanlık yerimize kaldırabilirsiniz. Üç hafta sonra konservemizden bir tanesini açıp sizlere göstermek istiyorum. Konservemizi açmak için önce küçük bir tavanın yarısına kadar soğuk su koyuyoruz. Konservemizi içerisine ters çevirip yaklaşık 2 dakika kaynatıyorum. Ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Ocaktan alıyoruz. Bir bezle konservemizi çıkarıyorum suyun içerisinden. Elimiz yanmaması için de mutlaka bir bezle tutuyoruz ve kapağını açıyorum. Domatesleri gördüğünüz gibi görüntüsü inanılmaz güzel olmuş. Domatesleri gördüğünüz gibi muhteşem. Dilimlerde çok fazla ezilme yok. Üstlerde bastırdığımız için üstlerde belki biraz olabilir. Orta kısımlarda oldukça iyi ezilme yok. Konservemizin kapağını açınca mis gibi ham domates kokusu geliyor. Kahvaltılık tabağıma birkaç dilim çıkarıyorum. Daha iyi görmeniz için üzerine biraz tuz, kekik, pul biber, bir miktar daha zeytinyağı gezdirip kahvaltıda veya yemeklerinizin yanında yiyebilirsiniz veya arzu ettiğiniz şekillerde hazırlayabilirsiniz. Açtığımız domates konservemizi buzdolabında tutarak bir hafta içerisinde tüketmeliyiz, yoksa bozulur. Bu domates konservesinden pişirerek birçok kahvaltılık çeşit hazırlayabilirsiniz. Bütün yemeklerde, fırın yemeklerinde, çorbalarınızda, makarnalarınızda, yemeklerin içinde veya yanında da tüketebilirsiniz. Mutlaka bu güzel konserve tarifini denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyeceklere de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.